Fenerbahçe Sivas Spor maçındayız. Bu sefer gördüğünüz gibi iki kişiyiz. Biraz daha yalnızız. Babamla beniz. Baba ne düşünüyorsun maç hakkında? Vallahi Sivas iyi başladı. Ama Fenerbahçe ideal kadrosuyla çıkmış. Fred geri döndü. Eksiklerini tamamlamış. Şu an kendi değişmiş. Şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe evinde birkaç haftadır da zaten istediğini alamıyor. Geçen gün de zaten gitti 6 tane yedi. Avrupa'da maalesef ki yani rezalet bir skor aldı. İster istemez bu maçta taraftarın da önünde kazanacağını düşünüyorum ben. Şahsen Sivas'a hiç şans vermiyorum. Ama tabii ki de bir Galatasaraylı olarak şu anda puan durumumuzda birinciyiz. Onu korumayı isteriz yani. İnşallah bir puan kaybı olur. Ama hiç olacak gibi de değil. Zaten şu anda da gol geliyor gibi mükemmel bir pas verdi. İki tane şöyle pozisyon yaşandı. Fenerbahçe şu an gol atamadıysa yani Sivas şans havada aslında karambollerle tuttu. Dediğim gibi daha dakika 5.5 yani şu an. Yani tahmin ettiğim gibi skor olarak da vereyim. Fenerbahçe bu maçı 3 farklı kazanır. 3-0 diyor. Sen ne diyorsun? Tamam. Ben o kadar gol olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir 10-15 dakika Sivas dayanırsa gol yemeden. Ondan sonra olay farklı olur yani. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, en önemlisi de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin şu kanalın abonesini birlikte 150 bin yapalım. Bu arada tribünlerde pazartesi günü olduğundan mıdır bilmiyorum çok dolu değil. Ara ara boşluklar görünüyor. Ama dolduracaktırlar bence. Çünkü daha saat 8 pazartesi iş çıkışı falan filan dolar diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya Sivas'tan hiçbir beklentim yok yalan olmasın ya. Bu çiftçiyi alacaktık sezon başı olmadı. Keşke alsaydık yani. Belki 3. sol stoper olarak bakıyorduk da adam şu an oynardı yani. Net. Az sol beki oynatamıyoruz parasından dolayı. Tam yedek bile tuttum o takımda ya. Angelino. Ya bırak ablası ya. Dün şey bile ondan daha iyi oynadı ya. Barış Alper mi? Barış Alper de çok iyi sol bek oynadı abi orada. Yani. Hoca deneyebilir yani deneyebilir. Bu adam bu şeye ülkeye o kadar paraya sol bek oynamaya geldi yani. Ya normalde de çok iyi bir soruyor ama bizde olmadı yani bilmiyorum. Evet. Çıkar yandım ha. Ver önüne. Oha. Oha ara. Geç kaldı. Oha gider mi? Samet Atay'a atmadım sana. Tamam bekliyoruz ya. Bazı güzel inciler bekliyoruz ya. Ama bu gerginlikten bir gol gelir ha. Ben size diyeyim. Kaleye vuracak ya. Oy. Çok iyi oldu ya. Abi bak nasıl koştu Süleymanski be. Abi bak geldi attı gördün mü koşuyu gördün mü o aradan? Süleymanski geldi koştu oraya ya. He, manyak gibi koştu ya. O belliydi ya ben gol atmaya geliyorum koşu yaptı orada yani. Direkt indirdi topu tekte attı işte. Ben Sivas'ın ilk dakikalarda da dedim aralara kaçanları yakalayamıyorlar ya. Orayı iyi savunuyor. Bak bir izle şimdi ta nereden koşmaya başladı bak bak. Bak. Nereden geldi? Bak bir adamı geçti. İki kişinin arasına girdi. Şık. Peki bunu görmüyor mu? İşte buna hem stoperler şey yapamıyor hem de adam manyak koştu bana. Süleymanski. İşte bu geldi bu gol. Bu gol ne olacak? Neyin habercisi? 2 gelir, 3 gelir. Rahat kazandırın habercisi. Güzel gol yaptı ama yalan yok. Adamın koşusu çok iyi yani. Bunu söyleyeyim. Keşke Galatasaray formasıyla görebilseydim dediğim oyunculardan bir tanesi. Araya. Penaltı mı? Değil, gol. Dışarı attı lan. Oğlum bu nasıl vurulur? Dur, penaltı pozisyonuna bak. Burak kapacak da Fenerbahçe ya. Kesin. Oradan giden bir adam yani. Lan nasıl atamadı Burak? Ben oraya daha çok takıyorum. Dur, penaltı pozisyonuna bak. İşte pozisyon. Penaltı abi. Dur ben de daha yakından bile görmedik de. Burak nasıl atamıyor bunu ya? Daha neti Burak'ınki ya abi açsana ya. Topa dokunuyor mu? İşte tam bir atıyor. Yok dokunamıyor. Yani. 10 numara dürtüyor topu. Yok ya 21 numara atıyor ya topu oraya. Yok bak bu ilahi de bak. Göstermez de. Pozisyonda bir şey yok ya. 10 numara dürtüyorsa o penaltı. Ama evet, öteki yatarak uzak. Samuel dürtüyor. Ya Samuel direkt o tarafa doğru veriyordu bunu. Ya Burak nasıl atamadı onu daha neti ya. Şu az daha bir kavis versene topa be. Direkt içeri giriyordu ya. Ata gelmez mi? Geldi. Geldi ata araya. At 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 at. Çok kişisiniz lan buradan gol. Abi bu pozisyon harcanır mı be? Gerçekten bir de bir pozisyon yakalıyorsun. Sağ tarafta boş ya. Bu tarafta iki tane seçenek orada da üç tane seçenekten boktan bir top attı ya. Yuh ya. Ben sana meyici de iş yok dedim.
Tamam pas hızlı da gene kaliteli adam tutardı o topu ya. Ya kardeşim öyle mi pas atılır ya? Şut atıyor ya. Bir tane peş peşe kaçan pozisyonlara bakarmışlar. Aha! Çok fena adamlar düştü oyundan. Samusa Ainzade sağdan yürüyor inşiye. Güzel top. Manay yapar. Ah be. Aldım Manay'a tamam. Güvendim. Bu bak bu çocuk iyi. Samet kendi adamına vurdu. Samet kendi adamına vurdu ya. Abi gol geniş de bir de buradan var ya. Uf Halisiz'e var. Bak gene yandan çarptı şansım ona ya. Uf Uğur Çiftçi. Uy Uğur Çiftçi. Oy! Vur! 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 Bu adam topçu mopçu değil abi. Bu sağdaki oynayan kim bu mu Fenerbahçe'den gider? Yok abi ya. Ya sen ne kadar becerişsiz bir adamsın sen ya. Gel gel gel. Pozisyon geldi. Ay ooo hiçbir şey yok dedi İrfan Hoca. İrfan ya buna kalk versene ya. Bunun ne özelliği var ya bu ülkede? Ayrıcalığı mı var bunun ya? Milleti germekten başka bir şey yaptığın yok ya. Şuraya bak ya. Kosovo. Vuracak. Ooo. Bomba şöyle. Mükemmel bir gol. Göstere göstere yiyor. Adam niye basmıyor ki ona? İkinciyi geçti, ikinciye bakıyor yani. Tam da göstere göstere dedi spiker. Adam... Ama yani buradan vuracağı belli ya. Mükemmel bir gol abi. Ben bir şey diyemiyorum yani. Bu harbiden mükemmel bir gol. Öncesinde Şimanski'nin verişi. Orada İrfan'ın o klasik bir çalımıdır böyle. Vermiş gibi sola doğru sağa sol. Sol yaptı bir daha. Ama öyle bomboş. Bak dedim bak, gol. Bak şimdi boş vermeyin. Bir daha gelsin ben sana anlatacağım. Ya gelsin istediği kadar ama mükemmel gol. Şimdi bunu geçti anladım. Şimdi 3 numara neye bakıyorsun oğlum? Ya bu adamın nasıl vurduğunu herkes bilmiyor mu sol ayağın içi uzak diye? Hani Galatasaray gelsin dediğimiz sol bek var ya bak şimdi. Muş bir şey bak şimdi. Ya bırak abi. Şey demiyorum Muş çok iyi ya. Muş çok iyi Muş. Kötü gol mü bazen şimdi söyle. Ya golüne bir şey demiyorum ben bizim takımlarımızın nasıl basit goller yediğini anlatıyorum işte. Yani. Ama mükemmel gol gerçekten hakkını veririm bu golü ya. Aha Uğur Çiftçi. İkiyi yediler. İlk kere olduğu zaman hele ki ikiyi mükemmel yediler yani öyle söyleyeyim. Artık bu maçın bana göre bir şeyi kalmadı. Kırıldı yani öyle söyleyeyim. Şu saatten sonra Fenerbahçe'nin makarasında geçer, farkında geçer yani. Ayrıca İrfan Can Kahveci'nin de geçen sezondan bu sezona performans olarak artısı çok büyük yani. Onu da söylemek lazım. Salonunda harbiden bakkala gönderdi. O NG var ya gene kırmızı kapalı. Onunla hiçbir şey demiyorsun ha. Öyle bir adam savunma şeklinde var. Yani, tamam pat diye girilmez orada. Girdi yedi ama ikinci adamın da yani kademe yapması lazım ya. Ya ama o da bir yandan şeyi bekliyor. Ya çizgiye verecek ya. Mi yoksa o kadar. Verirse versin çizgiye vermekte orası önünü açıp kaleye vurdurmak mı önemli yoksa çizgiye vermesin mi? Beşiktaş'ta da şey değişti. Maç nerede? Beşiktaş durdu. Beşiktaş maçı 3-1 alır. Olursa çok güzel olur. Görürsün abi. Biliyorum Beşiktaş'ın ilacı ya Fener. Görürsün abi. Burada izleyeceğiz beraber. Ya 10 kişi de olsa dönüp aldık. Ya beraber yani 1-0'dan maçı 4-2 maç verdi ya. Sağ tarafı hiç işlemiyor zaten sırasında. Aha! Olan be! Hayır şimdi de dönüyor ya. Ortada Şimanski'ye Evin Ceko destekle. İrfan Can Yüksel. Oha! Ha böyle pas atan yok abi bizde. Biz ziyaç atar herhalde böyle ya. Gitti ilk kere zaten. Evet ilk kere sona erdi. Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle. Sen ne diyorsun o ilk kere için? Ya, geri zekalı yakaladı iki taraf pozisyonu. Atamadı. Yani asla maç bu pozisyonda olmazdı. Ya ben Fenerbahçe kendi sahasında bunu hep yapıyor. 15-20 dakika dayan olay farklı boyuta geldi. Dayandığı şey ama olmadı. Nerede dayandı? Dayanamadı ki. Herif oradan orta sahadan koştu, aldı attı golü ya. Harbiden yani var bu arada. İki gol de çok güzeldi yani. Gösteri, hele ikinci gol göstere gol yedi ya. İçeriye doğru. Samet karşılıyor. Ha korktu. Kamara indirdi ikinci top. Bastı ver Sivas, bastı. Ne oldu? Güzel top. Lan elini lan. Gol. Eline değmediyse gol. Orada bir eline sanki şey oldu gibi. Manay attı. Allah'tan öteki müdahale etmedi. Evet, offside oluyordu.
Bir şey diyeyim mi? Ne diyorum? 9-8. Mamay çok iyi. 2 tane iyi adamı var. Ama orada bir offside bakalım. Yok offside yok. Orada savunmacılar bu arada perişan oldu. Yani Osterwolde'nin vuramayışı Samet de... Şimdi önüne geçti ya. Yapsa penaltı olacak. Şurada eline değmedi değil mi? Ha, cevmemiş lan. Güzel. Geliyor valla geliyor. 2-1 oldu. Hadi bakalım. Bu Mamay... Hayır abi Fener 4 yapar. Bence şu an değişebilir her şey abi. 3 olmadan... Fener 5 yapar. Niye? Ha totem mi? 2 gelsin hadi. Nereye hala attı? Aha! Yine hata geldi. Oha! Gördün mü neydi ne değişiyor? Ama savunma... Oysa karşısında Cisse, Samet ya tutup düşürecek penaltı. Veya kırmızı. Ama iyi vurdu beni. Hayır yani orada birebir kalmışsın ve geçmişsin top önünde. Açım olmadı. İçeri sokuldu. Ortaya yaptı İrfancan. Ooo. Fred vuruşu. Kendin mi oluyor? İsmail. Var. Erin Ceko ortaya. Aaa. Aaa. Çok sayı. Bu nasıl gol lan? İrfancan. İyi Allah'ım ya. Çok garip bir gol oldu var ya. Bir görsek pozisyonları be. Göstereyim göstereyim onu yediler. Bakın. Kaç defa topu adam gibi uzaklaştırma insanları geldi. Ya şurada ne hemen pat diye şey yapıyorsun? Ha, ilk topta girmiş zaten top şeyi ya. Girmiş mi? Gol İrfan'ın değil ki ya. Yanlış mı görüyorum? İlk topta içeri girmiş zaten. Ceko'nun vuruşunda. Beyler 3'ü atınca biz de çay içmeye başlıyoruz. Evet ne yapalım ya. Heyecanlı gidiyor çünkü. Oğlum %100 gol ya. Neyin incelidir ki? Kendi kalesi. Bilmiyorum Ceko'ya da yazılabilir. Kendi kalesi mi? Hatta Fener atacak 4'ü bak. Ooo. Ooo posa bak. Posa bak. Yatırdılar resmen var ya. Bugün herkesin gol atma günü işte. Dağıldılar abi yani. Çaya devam abi, beni seviyorlar. Icardi 24 Aralık'ta sevecek. Icardi 20 gün kaldı, 20 gün. Bir sayıda artık bu sen ne diyorsun maç için? Rezillik. Ümitliydin ama bir Sivas yener falan filan diyordun. Kötü oynadılar tahmin ettiğim gibi değil de. Benim tahmin ettiğimle iyi oynadılar öyle söyleyeyim. Ben Sivas'tan hiçbir şey beklemiyordum ama Mamay o 8 numara. Evet ikisi iyi. Zaten iki tane adamları var ya. Bir de bir tane daha vardı da o çıktı adını unuttum. Onların performansları iyiydi yani. Mamay yine bu arada. Valla 90 dakikadır mücadele ediyor. Yani ben Sivas'tan Mamay'ı tebrik ederim. Gerçekten Mamay'ı tebrik ederim. Fenerbahçe'de tebrik edeceğim kişileri söyleyeyim. Şumanski mesela. En iyisi oynadı zaten ya. O Çili Daçan'ı ya. Yani Şimanski'nin o ilk goldeki koşusu manyak bir şey. Sonra İrfan'ın attığı gol. İrfan'ın kenar vermiş şey değil mi? İrfan'ın ne oynadığını herkes biliyor değil mi? Nasıl ama güzel gol ya. Gösteriyor ya. Attı bir tanesi basmıyor da. Vurdu şuna bir şey demiyorum. İyi vurdu ama orada vurdurmayacaksın o adamı ya. Geri kalan iki golde Edin Dzeko'dan geldi. Beni sevedin Dzeko. Icardi Edin Dzeko gol yarışı. Dzeko atıyor. Bizimki duruyor bu aralar. Ama açılacağı maçı söylüyorum. 20 Aralık'ta yine bu statta Kadıköy'de oynayacağımız maçta açılacaklar. Icardi. Her neyse Fenerbahçelileri dediğimiz gibi tebrik ediyoruz. Bu maçın hakemi bence kesinlikle çok orantılı güzel bir maç yönetti. Yani evet. Hiçbir şekilde... Bir de o şey baskı altında kaldı. Evet. Sadece onu sayarım. Yani işte İrfan Can mesela bayağı böyle şiddetli itiraz yapıyor. Onlar da mesela çok altta kalmaması ezdirmemesi gerekir. Ezdirmemesi lazım kendini ama hakkani etti maç yönetti. Evet. Gerçekten çok güzel maç yönetti yani onu söylemek lazım. Eksiğim bir kart olayı var. Dzeko'ya vermediği sarı kart var. Sen görmedin. Ha ayağına bastı. Ayağına basma. Keyif veren bir maç oldu. Fenerbahçelilere keyif veren. Bize hiç bana hiç de keyif vermedi. Ama şunu da söylemek lazım. Önümüzdeki cumartesi günü galiba artık liderliğimize tamamen olur. Çünkü cuma günü Adana'yı yeniyoruz. Allah'ın izniyle cumartesi de Beşiktaş Fener'den puan alıyor. Ondan sonra biz nereye gidiyoruz? Sivas'a. Evet öyle bir sıkıntımız var. Ondan yani. Sonra ne oluyor biliyor musun? Kopenhag var bir de. Yani. Tekrar şehir biz liderliği veririz abi. Sivas deplasmanı çok sıkıntı. Kopenhag sonrası hem de. Çok sıkıntı.
Bakalım lig artık buradan sonra daha çetrefilli, daha heyecanlı bir hal almaya başlıyor. Fenerbahçe kazanıyor. Biz de kazanıyoruz çok şükür. Bakalım kim tökezleyecek dediğim gibi ama cumartesi derbide Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz o derbi içinde, bu maç içinde? Yazmayı unutmayın yorumlara. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz en önemlisi abone olmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.